Çok enteresan, belki de hiç duymadığımız, bilmediğimiz bir hikayesi var Etsy'nin. Etsy, 2005 yılında Robert Kalin tarafından kurulmuş bir e-ticaret sitesidir. Onu diğer e-ticaret sitelerinden ayıran birçok özelliği var. Öncelikle kuracağı e-ticaret sitesine bir isim vermek istiyordu Robert. Bu isim hiçbir anlam ifade etmeyen, kolay telaffuz eden, akılda kalıcı bir isim olmalıydı. Robert Kalin bir gün televizyonda 1963 yılı yapımlı Federico Fellini'ye ait 8,5 isimli bir filmi izliyordu. Bu film İtalyan yapımı bir film ve İtalyanca bir film. Ve film içerisinde Türkçesi "oh evet" anlamına gelen İtalyanların "eh si" kelimesi, yani "oh evet" kelimesi o kadar çok geçiyordu ki bu filmde. Guido, custodia preferita Manila, tu vuoi? Ah, sì? Niente, San Bello, si bilì. Siete contente, ragazze? Cos'è, gentile? Artık Robert'ın aslında projesinin ismi belli olmuştu bile. Hemen kafasında şimşekler çaktı ve bir Edison edasıyla "buldum buldum" diyerek hemen Etsy'yi, yani Etsy'den yola çıkarak Etsy'yi hemen register etmişti bile ve artık projesine isim bulmuştu. Etsy'nin kurucusu olan Robert Kalin'in aslında ne kadar yaratıcı bir insan olduğunu bu isim bulma hikayesinden anlayabiliriz. Ve Etsy'de gerçekten de çok yaratıcı bir e-ticaret sitesi. Diğer e-ticaret sitelerine asla benzemiyor. Çok farklı bir yapısı var. Sattığı ürünler, satılan ürünler, içeride bulunan satıcılar da her biri birer sanatçıdır diyebiliriz. Etsy bir sanatçıdır. Nasıl bir sanatçıdır? Etsy'de sadece el yapımı ürünler satılır. Sadece insanların elleriyle yaptıkları, kendi evlerinde, atölyelerinde yaptıkları ürünlerden oluşur Etsy'nin ürün gamı. Anadolu'da Türklerin yıllarca el emeği, göz nuru diye ürettiği ürünler aslında Etsy'de satılan ürünlerden pek farkı yoktur. Ki özellikle biz Türk insanı olarak el yapımı ürünlere, kendi yaptığımız ürünlere çok önem veriyoruz ve bunları satmayı seviyoruz. Anadolu'da olsun, işte çeşitli turistik yerlerde olsun, birçok el yapımı kolyeler, el yapımı havlular, el yapımı birçok ev eşyası satılıyor ve çok da talep görüyor. Ancak ne kadar değer görüyor, ne kadar talep görüyor, bunu anlamak pek mümkün değil. Bunu anlayabilmemizin en kolay yolu Etsy'dir. Çünkü Etsy tamamen Amerikalı, Kanadalı, Kuzey Amerikalı, hatta dünyanın birçok bölgesinden müşteri bulabileceğiniz bir platformdur. Öncelikle şunu unutmayalım. Bu bir video serisi olduğu için bu video içerisinde tüm bilgileri A'dan Z'ye bulamayabilirsiniz. Bu sadece bir Etsy'ye giriş videosu, tanıtım videosu. Video serimizde sonraki bölümlerde Etsy'yi teknik detaylarıyla daha fazla inceleyeceğiz, daha fazla detay vereceğiz. Böylelikle siz de Etsy'de bir satıcı olmak istiyorsanız ve ürünlerinizi Etsy'de satmak istiyorsanız nasıl satacağınız, hangi reklam araçlarını kullanacağınız, optimizasyon nasıl yapacağınız, ürünlerinizi müşterilere nasıl ulaştıracağınız konusunda ben size bu video serisi içerisinde oldukça detaylı bir şekilde bir anlatım yapacağım. İsterseniz lafı çok fazla uzatmadan Etsy'ye girelim ve şöyle bir bakalım. İnsanlar neler satıyor, Türkler neler satıyor, müşteriler daha çok ne tür el yapımı ürünlere rağbet gösteriyor, en çok talep gören ürünler nelerdir? Şöyle bir inceleyelim, beraber karar verelim ne satacağımıza. Şimdi ilk olarak Etsy.com'a girdiğinizde hemen sizi bir slogan karşılıyor. "Find things you will love, support independent sellers only on Etsy." Nedir bu? Sevdiğiniz şeyleri bulun, bağımsız satıcıları destekleyin sadece Etsy'de. Bu ne demek? Siz bağımsız bir satıcısınız ve sevilen ürünler üretiyorsunuz. Ellerinizle bu ürünleri üretiyorsunuz ve buradaki müşterilerle bu ürünleri buluşturuyorsunuz ve müşteri arıyorsunuz. Şimdi unique everything, yani her şey her şey tekil, her şey benzersiz. Bir diğeri bir diğerine asla benzemez. Ya yani örnek veriyorum. Şurada bir küpe var. Bu küpenin tasarımı fotoğrafa konulduğu gibidir. Evet. Ama bu ürünü el yapımı olduğu için bir ikincisi ya da üçüncüsü bir diğerine benzemeyebilir. Bu çok önemli bir detaydır Etsy'de. Ve asla ve asla fabrikasyon, seri üretim Etsy'de yoktur. Eğer siz bir ürünü satıyorsanız Etsy'de bir diğeri bir diğerine tıpatıp harfi harfine benzemek zorunda değil. Tabii ki aynı ürün olacak ama çok küçük detaylarda farklılıklar olabilir. Bu kabul edilebilir bir şey çünkü zaten Etsy bunu kabul edilebilir olduğunu, zaten böyle olması gerektiğini internet sitesinin hemen ana sayfasında bize gösteriyor. Şimdi buradaki satıcılar bağımsız satıcılardır. Herhangi bir şirkete, herhangi bir kuruma, kuruluşa, toptancıya bağlı değildir. Herkes kendi iş yapar, kendi adına iş yapar, kendi üretir ve kendi satar, kendi kazanır.
bunun bilincindedir Etsy ve Etsy'nin müşterileri de bunun bilincindedir. O yüzden buradaki bir numaralı soru, ben işte şirket kurayım, ben kurumsal bir yapıya bürüneyim, öyle satış yapayım diye düşündüğünüz zaman, yani Amazon gibi bir yapı düşündüğünüz zaman tamamen farklı, böyle düşünmeyebilirsiniz. Bireysel kendi adınızla, soyadınızla bunları yapabilirsiniz. Hiç burada bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi Etsy'ye şöyle girdiğimiz zaman önce kategoriler, aksesuar ve değerli maden kategorileri var. Çantalar var, işte kolyeler, yüzükler ve diğer aparatlar var. Elbiseler yine çok talep görüyor. El yapımı, tişörtler, çocuklar için ürünler. Mesela çocuklar için olan ürünlerde ben elbiselere şöyle girmek istiyorum. Şimdi girdiğimiz zaman buradaki elbiselerin her biri el yapımıdır. Yani buradaki tasarımcılar, sanatçılar ki ben buradakilere satıcı demiyorum, buradaki kişilere sanatçı demek istiyorum. Çünkü gerçekten de bu tarz ürünleri üreten, imal eden ve burada satışa sunan kişiler benim gözümde satıcı değil, bir sanatçıdır. Bilmiyorum Etsy bu konuda nasıl yaklaşıyor. Şimdi ilk dikkatimizi çeken şey şu. Bakın en tepedeki ürünlerin başında et yazıyor. Yani reklam. Et yani AD reklamın kısaltılmasıdır. Buradaki ürünler reklam verilerek yukarıya çıkartılmıştır. İlerleyen bölümlerde nasıl reklam vereceğimizi, burada reklamlarımızı hangi kurallara göre yayınlamamız gerektiğini zaten ben detaylı bir şekilde size anlatacağım. O yüzden hiç endişe etmeyin. Nasıl reklam vereceğim konusunu daha sonra işleyeceğiz. Şimdi burada fiyatları görüyorsunuz. Ben tabii ki Etsy.com'a girdiğimde ayarlarda Türkiye ve Türkçe seçtiğim için burada TL fiyatları görüyorum. Evet biraz yüksek gelebilir size ama burada genellikle Amerikalılar alışveriş yaptığı için Amerikan dolarına çevirdiğiniz zaman mantıklı fiyatlar olacaktır burada. O yüzden TL fiyatlara takılmayın. Ya bu ürün işte 423 TL satılır mı diye düşünmeyin. Satılır. Neden satılır? Bakın burada bu sanatçı bu ürünü 423 liraya satarken, kendi yaptığı bir çocuk kıyafetini 423 liraya satarken 4294 tane müşteri yorumu almış. Şimdi her satın alan kişinin yorum yapmadığını düşünürsek, yani onda birinin yorum yaptığını düşünürsek yaklaşık olarak 20 bin ila 30 bin adet civarında bu sadece bu üründen sattığını tahmin edebiliriz. Şöyle bir detayına girelim hatta. Christmas elbisesi yazmış. İşte detayları başlıkta vermiş. Ve çok güzel, çok detaylı fotoğraflar çekmiş bakın. Yani bu fotoğraflar o kadar güzel ve gerçek yaşam fotoğrafı ki bu elbiseyi çocuğuna almak isteyen kişinin endişe duymadan satın alabileceği bir ürün. Ve burada dikkat edilen şey şu. Giyim ürünlerinde mutlaka ölçü birimlerini, ölçüleri görsel olarak vermelisiniz. Hatta ürün detay sayfasına bu ölçülerden muhakkak bahsetmelisiniz. Burada da zaten bakın bu satıcı 0-3 aylık 8 yaşa kadar ürünlerin, elbisenin omuz genişliklerini burada belirtmiş. Uzunluklarını burada belirtmiş. Ve müşteri yorumlarını görüyorsunuz. Müşteri yorumlarında bir müşteri ürünün fotoğrafını paylaşmış. Kendi kızına giydirip. Bakın ürünün fotoğrafını görüyorsunuz. Bu müşterinin çektiği bir fotoğraf. Christmas için bu elbiseyi kızına almış ve giydirmiş, fotoğrafını çekmiş. Şimdi buradaki ürünle karşılaştıralım. Bakın yakaları böyle değişik işte şeyli, dantelli bir ürün. Kırmızı beyaz çizgili ve önünde büyükçe bir fiyongu var. Altı tül bir eteğe sahip. Bakalım fotoğraftaki, gerçek fotoğraftaki de aynı ürün mü? Bakalım evet aynı ürün. Hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bunu şimdi müşteri gördüğü zaman, yani ben bu ürünü almak istiyorsam yani bir müşteri olarak burada başka bir müşterinin paylaştığı fotoğrafı incelerim. Gerçek çekim fotoğrafına bakarım. Satıcının çektiği fotoğrafa bakarım. Evet aynı ürünmüş deyip içime siner ve alırım. Zaten birçok kişi de 4294 kişi de 5 yıldızlı yorum yapmış. Gerçekten de iyi puan almış. Bugüne kadar da evet tam da tahmin ettiğim gibi ben size 20 ile 30 bin arası demiştim. Tam da 29.128 satış yapmış bu sanatçı. Şimdi Türkler ne satıyor Etsy'de? Çok kolay. Buraya Türk iş yazacağız arama motoruna. Çünkü birçok Türk satıcı kendi sattığı ürününün Türk malı olduğunu belirtiyor. Bu gerçekten gurur duyulabilecek bir şey. Çünkü Türk malı gerçekten de dünya üzerinde çok talep gören, yüksek kaliteye sahip, gerçekten büyük emekler verilerek üretilmiş ürünleri ifade ediyor. Yani bir Çin malı Amerikalı için seri üretim, işte teknoloji, ucuza satın alabileceğiniz ürünleri ifade ediyorken bir Türk malı ise gerçekten de
emek verilmiş, elle yapılmış ürünleri ifade ettiği çok açıktır bir Amerikalı gözünde. Şimdi burada tabii biz Türk iş yazdığımız zaman halılar, havlular çok fazla çıkıyor ki bizim Türkiye'de biliyorsunuz halı üretimi ve havlu üretimi hat safhada çok fazla üretiliyor. İşte peştemaller, bunlar çok fazla üretiliyor. Ve simit. Simit satan birisi de var. 72 liraya 4 adet simit satıyor ve 196 tane yorum almış. Ben şu simidi incelemek istiyorum. İlgimi çekti. Bugüne kadar 777 tane simit satmış. Yani 777 tane dörtlü simit satmış. Ve burada simit hakkında bilgi vermiş. İşte simitin Türk geleneği olduğunu, Türklere ait bir ürün olduğunu, içerisinde bulunan detaylardan bahsetmiş, işte uyarılardan bahsetmiş, yaklaşık 1-2 gün içerisinde kargo yapılacağını, kargonun ücretsiz olduğunu söylemiş ve bu ürünleri bu şekilde gönderiyor. İlginç, yani demek ki Amerikalılar simit de seviyor, simit de almak istiyor. Tabi burada sadece Amerikalı olarak düşünmemek lazım. Global bir müşteri kapasitesi var Etsy'nin. Dünyanın her yerinden müşteriler geliyor. Ama ben hani Amerikalı ve Kanadalı, Kuzey Amerika'yı biraz daha yoğunlukta ve ağırlıkta tutuyorum. Çünkü daha çok Kuzey Amerika'dan alışveriş yapılıyor Etsy üzerinde. İlerleyen videolarda zaten göreceksiniz. Hani Etsy'nin müşteri potansiyeli hangi ülkelerden geliyor, daha çok ne hangi ülkelerden ziyaret alıyor. Bu detaylara sonraki videolarda zaten yer vereceğim. Hiç endişeniz olmasın. Şimdi Türklerin sattığı diğer ürünleri şöyle incelemeye devam edelim. Bakın zaten ilk 4 ürün, yani burada gördüğünüz ilk 4 ürünün başında yine et yazıyor. Yani reklam olduğunu gösteriyor. Biz dolayısıyla ilk Amazon'da olduğu gibi ilk 4 ürüne çok fazla bakmayacağız. Ondan sonraki ürüne, yani reklamsız yukarıya çıkmış olan ürünlere bakmamız gerekiyor ki en çok satan ürünler, talep gören ürünler nedir? Bunu daha iyi anlayalım. Gördüğünüz gibi havlular çok fazla talep görüyor. Tabaklar, burada tobacco ürünleri için, işte sigara ürünleri için bir yaprak satıyor. İlginç, değişik bir ürün. Yüzük satanlar var. İşte değişik hediye kutuları satılıyor. Türk kahvesi satılıyor. İşte bu tabii ki kendim yapıyor kahveyi bilmiyorum ama kendi markaları da olabilir. Ama çok da uygun bir ürün değil aslında bu tarz ürünler, paketli ürünler. Etsy'nin portföyüne daha çok bu tarz ürünler. Mesela şu nazar boncuğuna bakalım. 186 lira 55 kuruşa satıyor. Tabii bu dolarla satış yapılıyor Etsy'de. TL ile satış yapılmıyor. Sadece ben burada ayarlardan, bakın hemen şu aşağıda Türkiye English TR'ye yazıyor. Ben bu TR'yi, yani para birimini Amerikan dolarına çevirirsem eğer fiyatlar Amerikan doları olarak değişecektir. Hatta çevireyim, bakın 25.52 dolara bunu satıyor. Dolayısıyla bunu almak isteyen bir Amerikalı için, kargo ücretsiz olduğu için 25 dolar çok büyük bir para değil. TL'ye çevirdiğimiz zaman dolar kurundan dolayı, ki bu video çekildiğinde dolar 7 TL'ydi. Biraz bize yüksek gelebilir. Hani biz belki bir Türk olarak bu parayı bu ürüne vermeyebiliriz. Ama bir Amerikalı 25 doları bu ürüne verir. Yani 186 TL'yi Türkiye'de kimse bu parayı vermeyebilir. Neyse, bu satıcı bugüne kadar 3401 adet bu nazar boncuğundan satmış. Kendi yaptığı bir ürün. Bunu seri bir şekilde üretmeye, yani kendi seri bir şekilde yapmaya başlamış. Bakın birçok fotoğraf çekmiş, dışarıda çekmiş fotoğrafları. Tabii ki burada şunu da iyi bilmek gerekiyor. Bu satıcı ağaca sararak bunu göstermiş belki ama bu nazar boncuğunun işte amacını anlattıktan sonra, işte bilmiyorum burada var mı, anlatmış mı? Evet, anlatmış. İşte nazar değmesin diye yapılan bir boncuktur demiş. Nazar boncuğunun anlamını anlattıktan sonra ne yapılabilir? Bir Amerikalı ya da bir Avrupalı bunu satın aldıktan sonra nerede kullanacak? Evinde kullanacak diyelim ki. O yüzden bir evin dış kapısına bu asılarak fotoğraf çekilebilir. İşte bu ağaca asarak çekmiş. Farklı ortamlarda kullanılabilir. Yani müşteriler satın alacakları ürünleri nerede kullanacaklarsa orada fotoğraf çekilirse daha çok ilgi görür ve daha çok talep görür. Şimdi şöyle bir bakmaya devam ediyoruz Türkler hangi ürünleri satıyor diye. Evet, özellikle çok görmüşsünüzdür, el yapımı küpeler, gümüşler çok fazla Türkiye'de de talep görüyor bu tarz ürünler. Bunları yine Etsy'de yoğun bir şekilde satıyorlar, talep görüyor. Dokuma, el dokuması, özel yastıklar, yastık kılıfları, bunlar talep görüyor. Şöyle bir baktığımızda takılar yine çok fazla talep görüyor. Talep görüyor diyorum çünkü Türk iş yazdığım zaman ilk sayfada çıkan ürünlere bakıyorum ve hemen yıldızların yanında aldığı yıldız sayısını görebiliyorsunuz. Ürün içerisine girdiğiniz zaman da bu ürünün kaç tane sattığını görüyorsunuz zaten. Bunu zaten başta da söylemiştim.
Bu şekilde bakarak hangi ürünlerin çok talep gördüğünü ve sizin ürününüze satıp satmayacağını anlayabilirsiniz. Örnek veriyorum buraya Turkish ne yazalım? Ring yazalım. Mesela Turkish Ring yazalım. Yani Türk yüzüğü yazalım. Yüzük olarak neler çok satıyor? Hangi tasarımlar çok satıyor? Şöyle bir inceleyelim. Bakın koyu renkli şu el yapımı yüzük bayağı satıyor 388 liraya. 700 tane müşteri yorumu almış. Kaç tane satmış? 9479 tane satmış. İnanılmaz bir rakam. Bunu normalde bir yerde bir mağaza açsanız, çok işlek bir yerde mağaza açsanız bu kadar satmayabilirsiniz emin olun. O yüzden Etsy'nin gücünü burada görebilirsiniz. Ne kadar çok güçlü bir platform olduğunu anlayabilirsiniz. Çok enteresan, Türk bayraklı bir yüzük. Normalde bir yabancının aslında tercih etmeyeceği bir yüzüktür. Türk bayrağı var sonuçta ama belki tasarımını beğenmiştir ya da yurt dışında yaşayan bir Türktür bilemiyorum. 925 ayar, 588 liraya 3848 adet bu üründen satmış. Ciddi bir ciro elde etmiş. Ben merak ettim. Normalde pek böyle şeyler yapmayı sevmiyorum ama ne kadar kazandığını şöyle bir tahmin etmek istiyorum. Evet, 2 milyon 262 bin TL sadece şu yüzükten, şu el yapımı yüzükten bu satıcı, İslamik Bazar isimli satıcı, yani sanatçı para kazanmış. 2 milyon TL'nin üzerine para kazanmış. Etsy'nin komisyonundan düştükten sonra ortalama 1.8-1.9 diyebiliriz buna. Çok ciddi bir ciro yaptığını söyleyebilirim. Şu tarz yüzükler de talep görmüş. Yani enteresan, hiç... Belki de tabii biz erkek olarak bilemiyor olabiliriz bu detayları ama satmayacağını düşündüğümüz tasarımlar yüksek talep görmüş. Şu yüzükten bahsediyorum. Yani şunu 98 liraya satması enteresan benim gözümde. Ama tabii ki bunu dolara çevirdiğiniz zaman 10-15 dolar civarında bir para yapacaktır. O yüzden çok da pahalı değil bir Amerikalı, bir Avrupalı için. İlgisini çekmiştir, almıştır diye düşünebiliriz. 1146 adet satış yapmış. Şimdi şöyle kategorilere baktığımızda mesela Toys and Entertainment kategorisine girdiğimiz zaman, yani oyuncaklar kategorisine girdiğimiz zaman el yapımı değişik ürünler yine karşımıza çıkıyor. Şöyle bir bakalım neler neler var. Şu ilgimi çekti. Bu bir etiket, sanki fare yuvası gibi. Burada da fare etiketleri var. Sadece bir sticker aslında, çok basit bir ürün. Yani bir matbaacının, matbaacı da burada satış yapabilir. Bir matbaacının üretip yapabileceği bir ürün aslında, çok da basit. Hani bunun üzerine siz de değişik fikirler üretebilirsiniz. Değişik dekorasyon, etiket ürünleri burada üretebilirsiniz, düşünebilirsiniz ki bunun kargosu çok ucuzdur. Muhtemelen 5 dolar bir kargo tutacaktır tüm dünyaya. Çünkü kağıt ürünü sonuçta çok hafif. Bir zarfın içinde bile gönderebilirsiniz. Dolayısıyla 29 TL'ye sattığınızda ciddi karlar elde edersiniz ki bunun toplu ürün maliyetinin 1 TL'den daha fazla olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Bakın burada gerçek kullanım fotoğrafları var. Bir müşteri satın almış ve evinde bunu uygulamış. Bu çok güzel. Gerçekten de bu ürünü sattıran bir yorum. Burada da evet bir fotoğraf paylaşmış ama ben göremedim ürünleri şey yaptığını, yapıştırdığını. Evet değişik değişik fotoğraflar var. Gerçekten bu müşteriyi ikna edecek. Yani sizin potansiyel satış yapacağınız müşteriyi ikna edecek müşteri fotoğrafları, müşterilerin paylaştığı fotoğraflar. Gerçekten başarılı. Zaten Etsy'ye mesela diyelim ki matbaacısınız ve bu benim gösterdiğim üründen etkilendiniz. Ya ben de sticker satabilir miyim acaba diye düşündünüz. Hemen sticker yazın. Bakın hangi tasarımlar çok satıyor. Bu ürünleri siz de benzerlerini tabii tıpatıp aynısını asla yapmayın. Daha yaratıcı olmaya çalışın. Mesela Stay Home çok yaratıcı. Tam da şu an günümüzde kullanılması gereken bir etiket aslında. Bunu dilediğiniz yere yapıştırıp kullanabilirsiniz. 18 TL'ye satıyor. Tabii muhtemelen bu evet Amerika'dan satış yapıyor. Amerika'dan satış yaptığı için kargo ücreti lokalde çok ucuz olacağından muhtemelen ücretsiz kargo yapmış kendisi. Ama siz bir daha farklı tasarımlar yaparak örneğin stay home yapacaksanız işte beşli onlu bir etiket serisi yaparsınız. Ya da işte arabaların içerisinde kullanılacak bir sticker yaparsınız otomobillerde. Ya da evlerde kullanılacak işte koltukların kenarlarına yapıştırılacak bir sticker yaparsınız. Şu an bilemiyorum artık nasıl bir şey yaparsınız. Bunları bir set halinde daha pahalı fiyata satabilirsiniz ki örneklerini de gördünüz zaten. Burada sattığınız ürünlerin alacağınız müşteri yorumları ve gerçekten yukarıda durmanız için çok önemli. Yani bu müşteri yorumlarına çok dikkat etmelisiniz. Müşterilerinizi memnun etmelisiniz. Üründen memnun kalmayanlara para iadesi yapmalısınız.
Yani Etsy'nin buradaki satış mantığı tamamen müşteri odaklı. Müşteriye ne kadar iyi bakarsanız o da sizin bir sonraki satışlarınız için faydalı bir hareket olacaktır. Şimdi şöyle bakalım. Çok değişik sticker'lar var. Bunlar size fikir verebilir. Mesela Wedding and Party. Yani düğün ve parti ürünlerini. Şimdi Türkiye'de çok fazla üretimler var. Yani evlenenler bilirler, düğün yapanlar bilirler ki ben de çok iyi biliyorum. Düğün zamanı geldiğinde özellikle kadınlar çok yoğun bir şekilde aksesuar aramaya başlarlar. İşte gelin masasında şu ürünler olsun, işte nikah şeyimizde defterimizin yanında işte şu olsun, videoda şu ürün çıksın vesaire vesaire. Birçok böyle değişik değişik aksesuar talepleri olabiliyor. Hatta düğün davetiyesi. Burada hani düğün davetiyesi var mı hiç bilmiyorum ama evet var. Düğün davetiyesi mesela el yapımı düğün davetiyeleri yapılabilir. İşte deniz kabuğunun içerisine gelinle damatın isminin yazılmış olduğu enteresan tasarımlar olabilir. Zaten bu işi yapan bir davetiyeciyseniz eğer bu platformu kullanabilirsiniz. Ki şu an içinde bulunduğumuz bu dönemden dolayı insanlar internetten çok yoğun bir alışveriş dönemine girdi. Çok yoğun alışveriş yapıyorlar. Dolayısıyla sizin ürünlerinizi tam da burada değerlendirebilirsiniz. Yine dükkanların kapalı olduğu bir dönemde olduğumuz için hani mağazanızı açamıyorsanız, satış yapamıyorsanız buradaki fırsatı değerlendirebilirsiniz. Yani ürünlerinizi burada kendi el yapımı ürünlerinizi satabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Kapı süsleri mesela çok ilgi çekebilir. Yeni doğan bebek için ya da yeni gelin evi için kapı süsleri ilgi çekebilir. Ya da geline ya da damada yapılması istenen bir sürpriz varsa bu sürprizle alakalı bir sürpriz bir ürün yapılabilir. Şu an tabii bilemiyorum. Tamamen spontane konuşuyorum aklıma geldikçe. İşte balon tasarımları, ilginç balon dizaynları yapabilirsiniz. Bu balonları tabii sönük bir şekilde paketleyip göndereceksiniz müşteriye. Çok talep göreceğini düşünüyorum ben bu kategoride. Yastıklar çok mantıklı. Mesela kişiye özel isim, soyisim ve evlendikleri tarihi. Mesela şu örneğe bakalım. Aynen bu şekilde elinizle işleyebilirsiniz ya da farklı bir üretim tekniğiniz varsa o şekilde üretirsiniz. Satarsınız ki talepte görüyor gördüğünüz gibi. Yani yastık derken yastığın kılıfı belki satılabilir sadece bilemiyorum. Onu düşünebilirsiniz. Farklı farklı birçok ürün burada var. Zaten hemen şöyle bir geriye geleyim dikkatimi çeken bir detay vardı. Şurada mesela şu ürün. Altına ne yazmış? Limitsiz revizyon. Yani burada sanatçının sattığı bir üründe, kişiye özel bir üründe eğer müşteri ürünü beğenmezse, işte burada logo tasarımı, özel logo tasarımı baskılar yapıyor. Müşteri ürünü beğenmezse revizyon gönderebilir ve ben de limitsiz bir şekilde taleplerini yerine getirebilirim demiş satıcı. Bu da gerçekten hoş bir hareket, müşteri tarafından tercih edilebilecek bir satıcı olduğunu söyleyebiliriz. Home and Living kategorisinde örneğin duvar dekorları. Benim dikkatimi çeken bir kategori her zaman ve bence çok da kullanılan bir kategori olduğunu düşünüyorum. Çünkü duvarlarına bu şekilde ürünler yaptırmak isteyen, evini dekore etmek isteyen, ofisini dekore etmek isteyen birçok kişi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde el yapımı ürünler dikkat çekebilir. Mesela şu ürün benim dikkatimi çekti. Bir aile ağacı, işte büyük 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 babanız ve sonrasında gelenler, sonra en sonunda işte çocuklarımız, torunlarımız neyse bunları bu şekilde buraya yazdırabilirsiniz. Güzel bir tablo, fiyatı da uygun. Tabii bunun tablo değil, kağıt olarak muhtemelen bilgisayarda hazırlıyordur bunu yapan kişi, satıcı. Ve bunu bilgisayarda hazırladığı için de size çıktı alıp muhtemelen özellikle bastırıp gönderiyordur. Yaratıcı bir ürün. Bu şekilde kapı üzerine işte kadının ve erkeğin isminin yazıldığı ya da çocukların isimlerinin yazıldığı bir kapı etiketleri olabilir. Yaratıcı bir düşünce. Farklı duvar dekorasyonları, fotoğraflar, el yapımı, mesela örnek veriyorum sulu boya yapıyorsunuzdur. Çok yaratıcı tasarımlarınız vardır. Onları da burada sergileyebilirsiniz. Yani çektiğiniz fotoğrafları da satabilirsiniz. Ya da Photoshop'ta çektiğiniz fotoğrafları farklı tasarımlar yapıyorsanız onları satabilirsiniz. Yani şu an aklıma gelen tabii bunları pano yapmanız gerekiyor. Pano yaparak bunları burada değerlendirebilirsiniz. Çok yaratıcı işler yapmanız ve bu yaptığınız tasarımları, ilanları ön plana çıkartmanız, optimizasyonunu yapmanız, yani içerik optimizasyonunu yapmanız, müşterilerinizin ürünlerinizi bulması için oldukça önemli. Sonraki videolarda zaten optimizasyon nasıl yapılır, ürünler nasıl ön plana çıkartılır,
müşterinin dikkatini çekici özellikle ürünler nasıl hazırlanır. Bunların hepsini zaten ben ince ince size tek tek anlatacağım. Burada hiçbir şüpheniz olmasın. Ne tür ürünler satabileceğinizi zaten videonun başlarında anlatmıştım. Ne kadar çok sattığın ürünlerin görebiliyorsunuz. Üzerlerine tıkladığınız zaman satış adetlerini görebiliyorsunuz. Bu doğrultuda sizin kendi ellerinizle yaptığınız ürünler neyse bunları kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz ve ne kadar çok sattığını anlayabilirsiniz. Buna göre bunlara karar verin. El yapımı ürünlerinizin fotoğraflarını tek tek güzel, beyaz bir zeminde fotoğrafını çekin. Detaylı bir şekilde bunları fotoğraflayın. Başta da söylediğim gibi ürünler nerede kullanılacaksa, örneğin bir parmakta kullanılacaktır. Parmak üzerinde bir fotoğrafını çekin. Eğer evde kullanılacaksa, bir dekorasyon ürünüyse evde uygulanmış, dekorasyona uygulanmış halde fotoğrafını çekin. Eğer yok ben fotoğraf çekemiyorum, Photoshop üzerinde düzenleyebilirim ürünleri diyorsanız eğer ne yaparsınız? Shutterstock gibi stok fotoğraf olan internet sitelerinden örnek veriyorum bir ev dekorasyonu fotoğrafı buldunuz. Aldınız bu fotoğrafı, vazo satıyorsunuz. Bu vazoyu yerleştirin güzel bir yere Photoshop'la. Fotoğraflarınızı bu şekilde de üretebilirsiniz. Bu insanlara fikir verecektir. Ne kadar kaliteli içerik üretirseniz zaten müşteriye o kadar kolay ulaşabilirsiniz. Etsy yurt dışında bir internet sitesi ve yurt dışından bir gelir sağlayacaksınız. Tabii ki bu işin vergi konuları farklı bir konu. Onu bir vergi uzmanına mutlaka danışmanız gerekiyor. Biz çünkü hani vergi danışmanlığı ya da vergi fikirleri çok fazla vermek istemiyoruz. Çok farklı bir konu çünkü. Ancak Etsy'de satıcı olmak çok kolay. Hemen kayıt olup bir hesap açabilirsiniz. Ve ödemeleri almaya başlayabilirsiniz. Yurt dışından ödemeleri alıp Türkiye'ye yollatabilirsiniz. Bu gibi detayları zaten hiç endişe etmeyin. Ben size adım adım tek tek anlatacağım. Şu an eğer bir üreticiyseniz, kendi ürettiğiniz ürünler varsa yapmanız gereken ne satacağınıza şu an karar verin. Ben size bu videoda Etsy ile tanıştırdım. Ne satabileceğinizi düşünmenizi sağladım. Satmak istediğiniz ürünün Etsy'de talep görüp görmeyeceğini nasıl bulacağınızı gösterdim. Bundan sonra size kalmış. Sonraki yine Etsy ile alakalı video serilerini izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.